Herkese selam. Bugün yapmayı çok çok geciktirdiğim bir video içeriğiyle karşınızdayım. Yazın ilk ayı bitti bile ve benim gibi okulu geç kapananlar için yaz daha yeni başlıyor. Yaz kendini geliştirmek için çok iyi bir zaman, çok güzel bir zaman. Bu yaz gerçekten ışık hızında geçecek. Çünkü her yaz öyle geçiyor. Hemencik bitiveriyor. Okul zamanında o zamanım yok dediğimiz olmayan o zaman var ya işte onu bu yaz tatilinde bulabiliriz. Bu yüzden de yaz tatilinde kendini geliştirme önerileriyle karşınızdayım. O zaman ilk maddeye geçelim. İlk madde benim hayatımdaki en önemli şey. Hatta hayat amacımızın en amacı yani. Başak ablam bir videosunda şöyle diyordu. İnsanların hayallerini gerçekleştirmeleriyle ilgili bir problemi yok. İnsanların hayal bulmada problemleri var. Yani bir hayalleri, bir hedefleri yok. Bu yüzden yalpalıyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bu söz onun muydu, alıntı mı yaptı hatırlamıyorum. Ama gerçekten çok doğru bir söz. Beni çok etkilemişti. Gerçekten böyle. Çünkü insan ne olursa olsun bir hayali varsa, bir hedefi varsa, ulaşmak istediği bir yer varsa ona mutlaka ama mutlaka ulaşıyor. Hani hiçbir şey engel değil. Bunu çevremde gördüm, insanlarda gördüm. Mutlaka her şeyde böyle oluyor. Kendimde de gördüm bunu yani küçük küçük de olsa. Mutlaka böyle oluyor. Bu yüzden ilk maddemiz kendine bir hayal bulmak, kendine hedef bulmak. Bunun için yapmamız gerekenler de kendimizi tanımak. Nasıl tanıyacağız kendimizi? Bu hayalimizi nasıl bulacağız? Aslında bununla ilgili özel bir video çekeceğim ama çok küçük şundan bahsedeyim. Ben liseden beri, hatta ortaokuldan beri de diyebiliriz, sürekli sevdiğim şeyleri, sevmediğim şeyleri, yapmak istediklerimi ve yapmak istemediklerimi yazıyorum. Bunlara şey diyorum çünkü bu bir meslek değil, bir hobi değil. Her şey olabilir hayatınızda. Mesela sevdiğim şeyler ne olabilir? İşte seyahat etmeyi çok seviyorum. Yazı yazmayı, insanlarla vakit geçirmeyi, insanlarla iletişim kurmayı, yeni insanlarla tanışmayı, sosyal olmayı, gezmeyi, spor yapmayı, sağlıklı beslenmeyle ilgili uğraşmayı, sosyal medyayla içerik üretmeyi çok seviyorum gibi gibi gibi. Ne olursa aklınıza ne gelirse yazabilirsiniz. Yani şu an bunlar benim sevdiğim şeyler olduğu için örnekleri buradan verdim. Sevmediğiniz şeylerde bu da her şey olabilir. İlla böyle somut, fiziksel bir iş, bir hobi olmasına da gerek yok. Mesela çok yeni insanlar tanımayı sevmiyorum. Bölümümü okuyorum ama sevmiyorum gibi gibi bunları da yazacaksınız. Sevmediğim şeyler veya yazı yazmayı sevmiyorum. Daha çok görüntülerle bir şeyler yapmayı seviyorum. Şu an yaptığınız şeylerde yapmak istediklerinizi ve yapmak istemediklerinizi yazabilirsiniz. İleride yapmak istediklerinizi ve yapmak istemediklerinizi yazabilirsiniz. Ve bu listeye bir hafta sonra bile baktığında aslında bazı şeylerin değişmiş olduğunu, bazıları yapmadığını, bazılarını yaptığını, bazılarında ilerleme kaydettiğini falan görüyorsun. Ve bu çok motive edici bir şey, çok güzel bir şey. Bu yüzden böyle listeler yapmak ya da böyle yazılar yazmak çok etkili oluyor gerçekten. Mesela ben hep şöyle diyordum. Ben hiçbir zaman memuriyet hayatını istemiyorum. Bir yere bağlı kalıp oturarak çalışmak bana göre değil. Sıkılırım hani hareketli bir şeyler olması lazım bana. Bu yüzden böyle bir iş istemiyorum. Ve yaratıcı olacağım, üreteceğim bir şeyler istiyorum ve gezebileceğim bir şeyler istiyorum. Bak mesela bu somut, soyut hani somutlaştıramıyorsun kafandan nasıl bir meslek olacak. O yüzden bunu meslek gibi düşünmemek gerekiyor. O yüzden çok uzattım. Yani kendimize bir hayal, bir hedef bulmak. O hayal doğrultusunda da bir şeyleri yapmaya başlamak. Eğer yazını bunu harcamak istiyorsan bir hayal, bir hedef bulmaya. Zaten bu bir günde olacak bir şey değil. Direkt yazdım tak işte buldum. Oo işte buymuş falan. Ya böyle de gelebilir ama daha çok bir şeyleri yaşadıkça, bir şeyler yaptıkça oturacak kafanda. Ne yaptığını yapmak istemediğin. Aslında sevdiğin şeyleri ve sevmediğin şeyleri bulursan eğer onları yaparsan hem daha mutlu olacaksın hem kendini keşfetmiş olacaksın. Hem de bakış açın değişecek. Aslında ben şu an ne yapıyorum ya falan diyecektim. Belki de istediğin yerle hiç alakası olmayan bir şey yapıyorsun. Kendini tanımak hayatın ana amacı yani bu bence. Bu olmadan hani mutluluğu falan zaten hiç arama yani. Bu yüzden bu çok önemli. Bundan başlamak gerekiyor. İkinci madde ise istediğin veya ertelediğin ama zorlandığın bir şey yap. Yani kendine bazı challenge'lar belirle ve bunların sürelerinin ne kadar olduğu hiç önemli değil. Kendin ayarla sürelerini. Uzun süredir istediğin ama yapmaya cesaret edemediğin şeyler olabilir, ertelediğin şeyler olabilir. Bunları bu yaz yapmak için bence zamanın var. Yani olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bunları yapabilirsin. Mesela neler olabilir? Kamp yapmak çok istiyorsundur veya erteliyorsundur, korkuyorsundur. Buna cesaret edip bir arkadaşınla, bir grupla, turla falan buna başlayabilirsin. Seyahat etmeye korkuyorsan mesela tek başına veya otostop çekmeye korkuyorsan falan buna başlayabilirsin arkadaşlarınla falan. Bir sporda uzmanlaşmak istiyorsan, bir spora başlamak istiyorsan, zorlanıyorsan işte mesela koşu. Tıkanıyorum, nefes alamıyorum işte falan filan diyorsan şehirdeki koşu gruplarına katılarak benim
İzmir'de olduğu gibi koşu gruplarına katılarak onlarla birlikte yavaş yavaş koşmaya başlayabilirsin. Bu senin için bir challenge haline gelebilir. Ben buna geçen yaz başladım. Biz tam bir sene, hatta bugün tam bir sene oldu bunu çekmeye başladığım tarihte. Ve şu an koşabiliyorum, 10 kilometre falan koşabiliyorum. İlk başladığımda 100 metre bile gidemiyordum. Yani böyle challenge'lar belirle kendine. Yani en basitinden mesela kitap okumak için bir challenge yaratabilirsin kendine. İşte buna ayrı bir maddede değineceğim ama kitap okumak için de mesela sevdiğin türleri bulup ona göre kendine challenge'lar belirleyebilirsin. Su içmek mesela en basitinden. Çoğu kişi su içmeyi unutuyor. Tabii yazın daha çok içiyoruz ama bunun için kendine bardak bardak her gün işte şu kadar litre, bu kadar litre falan deyip böyle böyle hani zorlandığın ne varsa, aklına ne geliyorsa onların aşmak için yani çabalayabilirsin. Bu da kendi gelişimin için gerçekten çok iyi ve sana çok motivasyon ve özgüven kazandıracak bir şey. Zorunda değilsin, kendini hiçbir şekilde değiştirmek zorunda değilsin. Fakat kendinde yine böyle istemediğin, sevmediğin bir şeyler var. Değiştirmek istiyorsun. Atıyorum diksiyonunu düzeltmek istiyorsun. İşte bazı davranışlarını düzeltmek istiyorsun. Daha soyut, daha somut bilmiyorum. Bu tarz şeyleri de yine bu challenge'larla birlikte gerçekleştirebilirsin. Bunları tabii ki hepsini kendin için yapmalısın. Hani başkaları ne der diye düşünmek yerine, başkaları için yapmak yerine kendin için, tamamen kendi huzurun ve mutluluğun için yapmalısın. Sağlığın için, bedenin için, şimdin ve geleceğin için bir şeyler yap, bir adım at ve spora başla. Yani sporu kendini eziyet olarak görme. Yani yapılacaklar listesinde check atacağın zorunlu bir madde gibi görme. Düşün, spor yapınca sonucunda nasıl hissedeceğim, vücudum nasıl olacak? Daha güçlü olacaksın, daha rahat uyuyacaksın, daha rahat uyanacaksın. Bir yatırım yapmış olacaksın. Bu yatırıma gerçekten değiyor. Ve bunun için bir kursa gitmene gerek yok. Yani bir spor salonuna gitmene gerek yok. Yani YouTube'daki videolar var, uygulamalar var. YouTube'daki videolar gayet yeterli oluyor. Hani böyle ekstrem bir şeyler yapmadığın sürece kendini sakatlayacağım. Bu yaz kesinlikle spora başlamasın. Ve diğer maddeye geçelim. Evet, meditasyon. Meditasyon son 1-2 senedir falan hayatımın içinde. Ama bu yaz, hatta son birkaç aydır sürekli yapmaya çalışıyorum. Zihninin o kalabalığından kurtulma, o günlük telaşeden kurtulma ve durup bir nefes alma sana çok şey katıyor. Bu istersen 1 dakika yap, istersen 3 dakika yap, 10 dakika, 1 saat yap. Gerçekten o gün içinde koşturmacadan, o telaştan seni bir an bir kurtarıyor ve kendinle baş başa kalmanı sağlıyor. Bu sayede zihninde karışan o cümleleri, zihninde karışan o düşünceleri yavaş yavaş böyle söküyorsun ve rahatlıyorsun. Ya da böyle öfkeni dindirebiliyorsun, işte stresini azaltabiliyorsun. O yüzden meditasyon, oh Allah'ım var ya, çok mükemmel bir şey ya. Yani ah yani. O yüzden ben meditasyon app'i kullanıyorum. İsmi zaten meditasyon app. Yönlendirmeli kullanıyorum şu an. Yönlendirmeli dinliyorum, yapıyorum meditasyonlarımı. Gayet de çok güzel oluyor. Yani rahatlayabiliyorum ve oradan çıktıktan sonra böyle bir mutlu hissediyorum ve daha motive oluyorum güne. Ve ben daha çok sabahları yapıyorum. Eskiden yatmadan önce yapıyordum. Şimdi sabahları yapmaya başladım. Bu yüzden meditasyona başlarsan eğer, senin o kafandaki kalabalık düşünceler, kendine kavgaların, kendine öz şefkat verememen, öfkelerin, sinirlerin daha da yatışmış olacak ve daha rahat etmiş olacaksın. Bunun için YouTube'da da yine tabii ki de her zaman gibi YouTube'da da videolar var, meditasyonlar var. Spotify'da da podcastlerde meditasyon podcastleri var. Mesela Ezgi Lu da yapıyor şu an. Onunkini de öneririm. Bu yaz daha az eşyayla daha çok şeye sahip olmanın ne demek olduğunu anlayabilirsin. Yani sadeleşebilirsin. Yemek konusunda, düşünce konusunda, eşya, kıyafet konusunda, yapacakların konusunda. Sadeleşmek insanın hayatına yaptığı en güzel şeylerden biri. Ve çünkü şu dünyada, şu zamanda her şey hep çok daha fazla üzerine. Eşyam olsun, çok kıyafetim olsun, arabam olsun, sonra bir tane daha alayım, evim olsun, evimde böyle süslerim olsun, bir tane ayakkabım var, ondan olsun, şundan olsun, bundan olsun derken bunlar sadece kıyafet sonucu şeyler değil, düşüncelerde hani bir sürü şey, aynı anda bir sürü şey yapmak. Evinde temizlik yapabilirsin. Kıyafetlerin, eşyalarını azaltabilirsin. Ve düşüncelerini de azaltmayı öğrenebilirsin. Bunun için size minimalizm belgeselini önerebilirim. Marie Kondo'nun kitapları var, yöntemleri var. Bunları okuyabilirsin. Minimalizme özel videolar yapacağım, seri yapacağım. O yüzden burayı çok fazla detaylandırmıyorum. Azın yettiğini görünce çok mutlu olacaksın. Erken kalk. Bu zorunlu bir şey değil aslında ama şöyle söyleyeyim. Ben çocukluğumdan beri erken kalkarım. Bu yüzden bana hiçbir zaman zor gelmeden erken kalkmak. Ve çok da faydasını gördüm. Çünkü erken kalkınca zamanın birçoğu sana kalıyor. Yazın hava da erken aydınlandığından çabucak uyanabiliyorsun. Bu yüzden yazın daha kolay oluyor erken kalkmak. Yani bu challenge dediğim şeyi erken kalkmaya da ekleyebilirsin. Birçok şeyi sabahtan halledebilirsin. Mesela sabah kalktığında ilk başta meditasyonunu yapabilirsin. Ondan sonra yoga
yoga mı yapacaksın, işte başka spor mu yapacaksın, onu yapabilirsin. Sonra güzelce bir kahvaltı yapıp işlerini halledip günün geri kalanında da başka şeyler, diğer şeylere yönelebilirsin. İstersen çalışıyor ol, istersen boşta ol. İlk başta kendine zaman ayırdığında günün geri kalanında daha enerjik olacaksın ve daha mutlu olacaksın. Bu yüzden erken kalkmak çok 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 iyi bir şey. Yani bu yüzden erken kalkmayı bu yaz deneyimleyebilirsin. Yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorsan, yeni şeylere çok açıksan, evden dışarı çıkmak istemiyorsan veya bütçen yeterli değilse online kurslara başvurabilirsin. İnternetten online bir sürü kurs var. Atıyorum mesela bir program öğrenmek istiyorsun, bir kodlama öğrenmek istiyorsun veya oyunculuk, böyle diksiyon eğitimi, sosyal medya yöneticiliği, kişisel gelişim de vardı, psikoloji de vardı, bunların eğitimleri de vardı. Aklına ne geliyorsa Udemy'de bunlarla ilgili bir sürü eğitim veriliyor. Udemy'den bunlara bakabilirsin. İstanbul İşletme Enstitüsü diye bir yer var. Burada uzaktan eğitim alıyorsun bir hafta boyunca. Bir hafta boyunca canlı videolar oluyor. Onların kayıtları da oluyor orada. Ve ders notları falan da varsa oraya yüklüyorlar hepsini. Derslerini işte aldıktan sonra o haftanın sonunda bir sınav oluyor, canlı sınav. Burada da bittikten sonra belli bir notu sana diploma veriyorlar. Diplomayı almak zorunda değilsin. Alırsan 70 liraydı geçen sene. Şu an kaç bilmiyorum. Almak zorunda da değilsin. Öyle bir oluşum. Burada da bir sürü dersler var. Kodlama, diksiyon, etkili konuşma, sunum yapma, yabancı dil var, insan kaynakları yönetimi, bir sürü ders var. Oradan da faydalanabilirsin. Bunlar dışında web sitelerinde bir sürü şey okuyabilirsin senin gelişimle etkili. Uplifers diye bir site var. Yani makaleler için Akademia diye bir site var. Hatta benim bunları anlattığım bir videom var. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Oradan bu tarz sitelere bakabilirsin. Ama eğer bütçen varsa ve evden dışarı atmak istiyorsan kendini, dışarıda bir şeyler öğrenmek istiyorsan zaten bildiğin gibi yabancı dil öğrenmek için bir kursa gidebilirsin. Yoga, spor, hani bu tarz dersler alabilirsin. Mesela sosyal medya yöneticiliği vesaire istiyorsan bu tarz dersler veren yerler de var. Yine insan kaynakları vesaire vesaire. Bunlarla ilgili yine dışarıdan da kurslara katılabilirsin. Yazın bunun için daha güzel oluyor. Çünkü okul zamanında okula mı ayırayım vaktimi, ona mı ayırayım, başka şeye mi ayırayım derken yazın daha etkili olabiliyor. Özellikle mesela fotoğrafçılığı seviyorsan, fotoğrafçılıkla ilgili hem online kurslar var hem normal kurslar var. Hani bunlar zaten çok unique şeyler değil, hani kimsenin bilmediği şeyler değil. Ama ben burada hatırlatıcılık görevimi yapmak istiyorum. Kurs demişken çok klişe ama gerçekten hani herkes söylüyor, çok klişe ama en önemli şey dil öğrenmek. Hani çok klişe bir tavsiye, hani kimsenin vermediği bir tavsiye değil. Ama yaz bunun için gerçekten çok iyi bir zaman. Çünkü ona aşırı yoğunlaşabilirsin ve her gün belli bir zaman ona verdiğinde zaten onun içli dışlı oldukça dili öğrenebilirsin. İlla bir kursa gitmene gerek yok. YouTube'da bununla ilgili bir sürü videolar var. Az önce dediğim sitelerde bir sürü eğitimler var. Onun haricinde dışarıda halk eğitim gibi yerlerde de dil eğitimi veriyorlar. Ve ayrıca dizilerden, müziklerden kendini böyle sürekli bakarak, çevirerek, İngilizce altyazı izleyerek, sonra Türkçe altyazı izleyerek, sonra hiç altyazısız izleyerek falan filan böyle teknik var zaten. Böyle dilini geliştirebilirsin. Ama dil deyince illa aklına gece gelmesin. Hani çünkü bir arkadaşım var şu an İspanyolca öğrenmeye çalışıyor mesela. Çünkü bir bak hangi dil senin için daha güzel, hangisini daha çok kulağına hoş geliyor, öğrenmek istiyorsun. Ona yönel. İlla hani İngilizce bilmek zorundayım falan filan deme. Önce sevdiğin şeyle başla. Sonra ona da İngilizceye de bir ilgi duymaya başlarsın belki de. Ve ayrıca bunun için bir sürü uygulama da var telefonda. Hani biliyoruz artık bir sürü çıktı. Dilledik ama dili en iyi şekilde yurt dışına çıkarak öğrenebiliriz. İmkanın varsa yurt dışına mutlaka çıkmalısın. Yani yurt dışına seyahat edebilirsin. Yurt dışına çıkarak farklı kültürleri tanıyabilirsin. Farklı insanlarla kaynaşıp yine bakış açı diyeceğim. Yine bakış açını değiştirebilirsin. Kendini ben seyahatte en ufak bir yere gitsem bile küçücük kendimde başka bir şey fark ediyorum. Bu yüzden seyahate çıktığında aslında kendinle de içinde bir seyahate çıkmış oluyorsun. Seyahat her yönden insanı geliştiren ve insana farklı bir bakış açısı katan bir şey. O yüzden bu yaz seyahat edebilirsin. İlla hani yurt dışına çıkmana da gerek yok. Öncelikle Türkiye'den başlayabilirsin. Hatta şehrinden başlayabilirsin. Çünkü birçok insan şehrini dahi tanımıyor. Şehrinde bir sürü gidilecek yer var, bir sürü etkinlikler oluyor. İşte çok ucuza yapabileceğin bir sürü şey var. Ama biz çok tembel olduğumuz için veya para gidecek endişemizden, masraf olacak endişemizden hiçbirini yapmıyoruz. Aslında gayet de çok ucuza vaktini geçirebilirsin şehrinde. Kendi şehrinde turist ol diye de bir serim var. İlk başta müzeler ve sanat galerileriyle başlamıştım. Bugün konuşamıyorum. Daha bunu seriyi devam ettireceğim işte gidilecek yerlere gidip.
edeceğim falan. Sen de şehrinde nereler varsa oralara gidebilirsin. Yani çık, araştır, bak, gez. Çok bilinen yerleri olmasına gerek yok. Önce onları gör, sonra bilinmeyen yerleri keşfet. Çok eğlenceli oluyor. Diyeceksin hani bu sıcakta mı yapacağım falan. Sıcak geliyorsa önce mesela müzeleri, sanat galerilerini gezebilirsin. Başka, şu an aklıma gelmiyor ama başka etkinlik olan yerlere gidebilirsin. Akşamüstü de çıkıp dolaşabilirsin, gezebilirsin. Ondan sonra yavaş yavaş ilçelere, şehrin ilçelerine yavaş yavaş dışarıya açılıp dışarıları da gezebilirsin. Otostopla seyahat edebilirsin. Yani bir sürü ucuz yol var artık. Hani bununla ilgili bir sürü video yapılıyor falan. Ne kadar çok bir sürü dedim. Yani önce çık ve gez. Önce şehrini tanı, sonra ülkeni tanı. Sonra yurt dışına çık. Yurt dışı ile ilgili de bir sürü turlar var. İşte Erasmus Plus diye bir şey var. Bazı projeler var, her şeyini onlar karşılıyor falan. Isaac var. Yani bir sürü aslında seçenek var. Bunları iyice araştırmak gerekiyor. Araştırıp bunlarla da yurt dışına çıkabilirsin. Kısaca mutlaka mutlaka seyahat etsen bu yaz mükemmel bir yaz geçirmiş olursun. Ve son maddeler. Son maddeler. Bu arada benim gibi bu yaz stajın olabilir veya bir işte çalışıyor olabilirsin. İşe girebilirsin çünkü bir işe girdiğinde daha fazla çevre edinip daha farklı insanlarla tanıştıkça farklı deneyimler, farklı tecrübeler kazanmış olacaksın ve para kazanmanın ne kadar zor olduğunu görünce onu kolay harcamak biraz zor olacak. Çok dehşet bir cümle oldu. Yazın kişisel gelişim için yapılacaklar listem, maddelerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Farkındalıkla ilgili, kişisel gelişimle ilgili daha çok video görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman size bol gezmeli, keşfetmeli, deneyimlemeli, tecrübe etmeli çok güzel bir yaz diliyorum. Umarım keyifle geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani şu an tıkandım. Başka kültürleri, Gözüküyor muyum kamerada? Evet. Sarp.